Evet, şimdi bu enteresan bir haber. Hatta bu konuyla alakalı ikimizin de çok fikirleri var. Bu nasıl olabilir? Neden bahsediyoruz? Aslında bir oyuncu, aslında çok yakın arkadaşların birbirlerine olan tutumları. Biz Arda'nın vefatını vermiştik. Hatta şöyle yapalım. Biz bu konuyu bir VTR'de özetlemişiz. Sonrasında detayları anlatacağız. Buyurun. Olay, olay, olay. Trajik bir şekilde hayatını kaybeden oyuncuya yakın arkadaşı ihanet etti. En yakın arkadaşı merhum oyuncunun 6 yıllık sevgilisiyle evlendi. Ortak arkadaşlarından bu evliliğe tepki yağdı. Aşk üçgenine tanık olan iş insanı, arkadaşlarınıza dikkat edin, namusunuza göz dikebilir diyerek isyan etti. Mezarında bile rahat edemeyen ünlü oyuncu kim? Magazin gündemini çalkalayan evlilikle tekrar gündeme gelen oyuncu, 2018 yılında geçirdiği elin bir motosiklet kazasıyla hayatını kaybeden Arda Özeli. Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ rolüyle tanıdığımız Arda Özeli, milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanmıştı. Zamansız ölümüyle sanat camiasını hüzne boğan oyuncunun cenazesine Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi birçok oyuncu arkadaşı katıldı. Trajik bir kazayla hayatını kaybeden Arda Özeli, şimdi de en yakın arkadaşı ve 6 yıl ilişki yaşadığı eski sevgilisinin ihanetiyle gündeme geldi. İhaneti aşk üçgenine tanıklık eden arkadaşları ortaya çıkardı. Bir zamanlar ünlü oyuncu Arda Özeli ile nişanlı olan Vildan Örnek, İhaneti aşk üçgenine tanıklık eden arkadaşları ortaya çıkardı. Bir zamanlar ünlü oyuncu Arda Özeli ile nişanlı olan Vildan Örnek, Özeli'nin yakın arkadaşı Balamir Emrem ile dünya evine girdi. Evliliğe ilk tepki Arda Özeri'nin dostu, iş insanı Cengiz Çolak'tan geldi. Çolak sosyal medya hesabından "Arkadaşlarınızı iyi seçin, siz ölünce namusunuza göz dikebilirler" diyerek kızgınlığını dile getirdi. Cengiz Çolak'ın tepkisini abartı bulabilirsiniz. Ancak kendisine ulaştığımız Çolak yaşananların perde arkasını anlattı. "Bu ilişki Arda yaşarken başladı" diyerek ağızları açık bıraktı. Bu çıkış Cengiz Çolak'ın ilk isyanı değilmiş. Balamir Emrem ve Arda Özeri'nin sevgilisi Vildan Örnek, genç oyuncunun vefatından sonra sık sık görüşmeye devam ediyormuş. İkili hatta Özeri'nin 40'ı çıkmadan parti yapmış. Arkadaşlarının doğum gününde eğlenen ikilinin görüntüleri o dönemde basına yansımış. O dönem ilişkiyi reddeden ikili sadece 2 sene sonra soluğu nikah masasında almış. Unutulan olaylar böylece yeniden gündeme gelmiş. Maalesef çok genç yaşta Arda Özeli'yi kaybetmiştik ve yakın arkadaşları hep başsağlığı dilemişlerdi Arto. Şimdi başka bu ilişkiye de tanık, aynı zamanda her iki tarafı da tanıyan başka birisi var. Yani ben de bir şey söyleyeyim, ondan sonra istiyorsan tabii lütfen, bağlanalım. Tabii lütfen söyle. Yani bu ilişki gerçekten böyleyse mide bulandırıcı. Eğer ki bu çocuk, evlenen çocuk da oyuncu mu? İşte daha şimdi, sonra evlenen. Ya ben o diğer asla rol falan hiçbir şey vermeyin. Eğer ki bu ilişki gerçekliği, eğer ki evlilik zamanında atılmışsa bu iğrenç gözüken, bu kaos ve mide bulandırıcı ilişki gerçekten evliyken olmuşsa hiçbirisine iş vermesinler. Şimdi bunların hepsini Cengiz Çolak'a soralım. Cengiz, yakın arkadaşları değil evet, mi? Evet, Cengiz her şeye tanık aslında. Hoş geldin Cengiz yayınımıza tekrar. Merhaba, merhaba Gülcan. Seni hep kaoslu günlerde. Kaoslu günlerde arıyoruz ama sen de bu işin tam ortağın şey içindesin. Ben benim şanslılığım, devamlı denk geliyorum böyle şeylere. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah'tan bu konu seninle alakalı değil ama senin bir tepkinden dolayı aslında haberler biraz şimdi ortaya çıktı. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle orada senin olmasını çok isterdim. Niye isterdim?
Ben bu konunun neresinde olduğumu en büyük şahitlerinden biri Selen'dir. Öyle çünkü mi? Selen benim bir kere ofisime gelmişti ve benim ofisimde rahmetli Arda'nın fotoğrafını görmüştü. Ha. Hatta biz onunla bunun da sohbetini yapmıştık. Keşke orada olsaydınız da o da bunu hatırlar. Şimdi ben bu konunun neresindeyim? Önce oradan başlayayım isterseniz. Tabii. Şimdi Arda o kazayı yaşamadan önce benim ofisimden çıktı ve vefat etti. Gece saat 3-3.30 civarlarında falandı. Hasta bir köpeği vardı, bir de kedisi vardı. Hatta yemek artıklarını bir poşete koydu. Bunları dedi ALES'e götüreceğim dedi. Çok ısrar ettim gitmedi ama çünkü yağmurluydu. Çıktı, 10 dakika sonra kaza yaptı, rahmetli oldu. Herhangi bir alkol var mıydı ya da bir şey var mıydı? İşte tek içki bir aydı yani. Onun dışında öyle zaten kaza raporunda falan da alkol falan çıkmadı. Öyle aha, bir dedikodu tamam. Döndü ama yok. Aha. Zaten Ramazan ayında vefat etti Arda. Yani şimdi ben şuradayım. Bu bir insanı en son görmek, o insanla en son konuşmak, onu en son yolculamak çok başka bir şeymiş. Hani ben daha önce 41 yaşındayım ben. Ablamı da kanserden 37 yaşında yani ya, kaybettim. Bir acı yaşadım. Ama bu bana çok koymuştu. Yani Arda'nın vefatı çünkü çok yanından çıkıp ölmesi falan. Yani bir de çok iyi bir insandı. Ben aslında onu soracaktım biliyor musun? Yanından çıktığı için mi acaba bu kadar agresifsin? Bu kadar duygusalsın? Bu kadar içlenmiş olabilirsin? Çok normal biliyor musun? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Agresif olduğum doğru o yapım benim. Onu değiştiremiyorum maalesef. Ama şimdi öyle bir konu ki biraz önce sizi dinledim. Ya dediniz ki iğrenç bir şey dediniz evet. Değil mi biraz önce? Hiç tanımadığınız halde. Evet. Bilmediğiniz o kadar çok şey var ki yani bunları anlatsam burada herhalde yani ya olamaz falan dersiniz. Ben şimdi bu pandemi döneminde ben normalde Amerika'da yaşıyorum. 2 yıldır orada yaşıyorum. Bu pandemi döneminde Türkiye'de geçirdim. Burada da evlendim. Çok da mutlu bir evliliğim var. Bu evet, süre zarfı içerisinde bazen böyle evde kaldığım için Esrar Oğlu falan izliyorum. Ya çıkan haberlere bakıyorum diyorum ki ya böyle şey olur mu ya nasıl olabilir falan dediğim şeyleri bugün kendi etrafımdaki insanlarda görüyorum. Biraz senden konuya gelmeni istesek. Mesela Arda'yla Balemir'in ilişkisine tanıktın ve 6 yıl birliktelerdi onlar. Arda'yla Balemir'in 6 yıldır, Vizlan'la Balemir'in 6 yıl birliktelerdi. Pardon özür dilerim. Evet onlar 6 yıldır birliktelerdi. Sonrasında... Şöyle söyleyeyim o zaman özet olarak. Arda yaşasa, Arda'ya 100 kişi soru sorsa dese ki senin bu hayattaki en yakın arkadaşın kim dese ne beni derdi ne başkasını derdi Balemir'i söylerdi. Bunu herkes de bilir. O kadar. Ya ikisi 2-2,5 sene aynı evde yaşadılar zaten. Ha de bir de roommate'tiler yani ev arkadaşıydılar. Tabii tabii. İkisi de bir kere Akasya Durağı'nda beraber oynadılar. Aşkın Bedeli dizisinde beraber oynadılar. Ya bunların zaten resimlerine bakın. Yani fiili zamanda daha sakalları bile çıkmamışken arkadaştı bunlar. Çok yakın arkadaşlar. Ben en son bir resim attım Bilal abiye WhatsApp'tan. Orada bir ekrana verebilirse orada da durumu özetleyecek bir burada fotoğraf. Burada zaten bir sürü evet bir sürü resimler birlikte var. Birlikte çok vakit geçirdikleri resimler aynen. Var hep zaten. Bir sürü resimleri var. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bunlar Arda vefat ettikten sonra ben 7'sinde bir dua okuttum. Bir yer kapattım o zaman bütün sanatçı arkadaşları, aileden ya da normal arkadaşları herkes o duaya katıldılar, iştirak ettiler. Evet. Hocalar tuttuk işte orada çok yani güzel andık Arda'yı. Bu aradan sonraki zaman içerisinde bu arada bahsettiğim herkesle ben arkadaştım. Biz bir arkadaş grubuyduk. Yani ben Balemir'le, Vildan'la, Arda'yla farklı zamanlarda aynı ortamda olduğum Kıbrıs'ta ya da İstanbul dışında farklı yerlerde en az 10-15-20 tane size videoya da resim atabilirim. Biz çok yakın bir arkadaş grubuyduk zaten. Vildan'a ne diye hitap ediyordu? Nasıl ne diye hitap yani, ediyordu? Yenge mi diyordu? Yenge diyor muydu? Mesela bizde çok hani yenge, enişte kavramları var ya. Bizim aramızda öyle bir muhabbet olmuyordu. Yani biz Vildan'a yenge falan ben de demiyordum. Bana mı da demiyordu. Kimse demiyordu. Hiç hissettin mi kötü bir şey, bakış bir şey? Biz onlar ilişki içerisindeyken ben şunu çok net biliyorum. Vildan benim çok da iyi arkadaşımdı. Vildan'ın Arda'yı çok sevdiğini biliyorum. Ona çok net eminim yani. Arda'yı evet. Tabii ki. Onu ben şimdi burada yani insanları
Hani gömecekse de doğruları da konuşmak lazım. Vicdan Arzu'yu çok seviyordum. Bir gerçekti. Kızı, peki burada lastik nerede patladı sence o zaman? Lastik bence nerede patladı? Ben şöyle söyleyeyim. Ben onların biraz önce VTR'de bir, yani yanlış duymadıysam, önceden ilişki olduğunu evet sanki sen şey... söyle evet sanki sen söylemişsin. Yani öyle bir şey söyledin mi? Benim öyle bir şey ağzımdan çıkmadı. Şöyle bir paylaşım yaptım. Biz daha önce bir resim daha paylaşmıştım. Onların ikisinin birbirine sarıldığı, Balemir ile Vildan'ın. Evet. Arda daha farklı bir yerde duruyor. Biz bunu görmemişiz dedim. Evlendiklerinden sonra. Fark etmemişiz dedim. Yani öncesi de olabilirmiş anlamında söyledim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sonra başlamış olsa, mesela bir sene sonra başlamış olsaydı, yine böyle bağırır çağırır mıydın ya da neresinde olurdun bu ilişkinin? Biliyorsun ki yakın arkadaş olunca bir şekilde sevdiğini de sevmeye başlıyorsun. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bir kere ben bu tepkiyi tek başıma vermedim. Bu tepkiyi yakın arkadaşın herkes verdi ama benim Instagram'ım biraz daha fazla kişi olduğu için... Olabilir. Bu sosyal medyada biraz daha güçlü olduğum için... yayıldı bu. Yani normalde ben bu tepkiyi Ahmet Hasan Hüseyin de kendi hesaplarından verdi ama benim paylaşımlarım haber oldu. Bir de şurada bir detay var. Farkındaysanız sen ama tehdit ediyorsun bu arada. Tehdit şöyle ediyorsun. Onu geleceğim. Şöyle söyleyeyim. Bakın ben orada farkındaysanız sabah kalkmışım beyaz atletle orada o videoyu çekiyor. Yani şok o kadar sinirlenmişim ki uyanıyorum. Bana orada bu fotoğraflar gelmiş. Hani o an sinirde tehdit etmiş olabilirim. Ben tehditin suçu varsa da ben bunun arkasındayım, giderim. Paşa paşa yatır. Yani ha, senin bundan haberin çekim. Yok mu evlendiklerinde? O gün mü haberin Hayır, oluyor? Hayır, ben sabahleyin uyandım. Oo. Bana bunların düğün fotoğrafları geldi. Oo, haklısın o zaman, anlıyorum. Şimdi başka bir detayı anlatacağım size. Bu rahmetli abi öldükten 10-15 gün sonra bu ikisi Cunda'ya gittiler. İkisi? Evet, başka bir çift daha vardı, resim paylaştı Balamir. Öldükten 15 gün sonra. Vildan var, başka bir tanımadığım kadın ve erkek var, 4 kişiler. Ben Balamir'i aradım. Bak dedim Balamir, böyle bir dedikodu dönüyor. Biz çünkü kendi aramızda konuşuyorduk, arkadaş grubuyuz ya. Hani ne bunlar, ne ayaklar, niye böyle resimler falan, ne zamanı mı gibi. Kendi aramızda istişare ediyorduk. Ne dedi? Herkesle konuşamaz bunları, ben konuşabilecek yapıda bir insanım. Balamir'i aradım dedim, Balamir bak böyle fotoğraflar koymuşsun. Ya bunu kaldır abi dedim, yani yanlış anlaşılır. Çok evet, doğru demişsin. Çok doğru. Çok kendisi doğru. Dedi ki resmi kaldırdı Allah var ama kendisi dedi ki ya öyle şey olur mu dedi. Vildan benim en yakın arkadaşım, en yakın dostum. Ardını bana yadigarı emaneti dedi. Nasıl insanlar böyle bir şey yakıştırabilirler dedi. Ya bir şey de söyleyemiyorum. Bu doğdu da. Olabilir de belki o zaman gerçekten yakın arkadaşını moral içinde çok tatile götürmüş olabilir de. Olabilir. Yani bunu tabii en yakınında Balamir'den ya da bunu işte Vildan'dan daha iyi öğreneceğiz ama tabii ki sen bütün duygularında haklısın. Devam et, kusura bakma. Yani bunun öncesinde ben aslında Vildan'a çok kızgınım, sinirliyim ama ben burada Balamir'e daha çok kızgınım. Çünkü Balamir'in bundan önce yaptığı ve ben bunları hiçbir zaman konuşmadım. Konuşmak da istemem. Bir kere şöyle söyleyeyim, ben bu programa en son bağlanmayacaktım. Bilal abiyle sözleşip diye bağlandım. Çünkü Adın'ın annesiyle görüştüm ve annesi oğlunun bu insanlarla aynı karede isimlerin anılmasından son derece rahatsızlar. Onu soracaktım. Arda'nın ailesinin tepkisi şu an tabii rahatsızlık tabii. Doğal olarak. Bu insanlarla oğlunun adı geçtiği son derece rahatsızlar. Yani çok doğal çok olarak rahatlılar. Son derece rahatsızlar. Bir de şimdi burada geçen bir ablasının bir bir program bağlanmış. Nişanlına takılmışlar. Diyor ki benim kardeşim nişanlı değil de Arda'ydı. Evet nişanlı değildi ama 6 sene ilişki yaşadılar. Arda'nın kedisi sene. Vardı. Adı Vilma. Vildan'dan koymuştu. Ben Arda'ya en son doğum gününde gitar alacakken bile Arda'dan gizli Vildan'ı arardı. Vildan derdi ben Arda'ya hediye alacağım, bir gitar alacağım. Akustik mi alsam, normal mi alsam? Yani o kadar iyi tanıyan bir kız. Cengiz Arda vardı. Vefat ettiğinde de ilişkileri hali hazırda devam ediyordu ama değil mi? Hayır, etmiyordu. Şöyleydi, onu da söyledim. Ha. Şimdi yalana gerek yok. Ediyordu diye böyle iftira atmanın bir tabii anlamı ki, yok. Tabii, etmiyordu ama... Tabii, biz gerçekleri istiyoruz. Ben Arda'da kaldım. 5-5,5 ay bir Arda'yla ben de aynı yıl paylaştım.
ayrıyken ara ara Wilson Arthur'un evine geliyordu. Hatta o geldiği zaman da ben gidiyordum evden. Anladım. Ama yani, arkadaşlarımı görüşüyorlardı. Yani bilmiyorum ama Wilson'la Arthur'un ilişkisini herkes bilir. Ve bunları şöyle söyleyeyim. Bakın ben bu kadar hani yakın görüyorum kendimi bu insana. Ama gene bunu diyebiliyorum. Biri Arda sağken sorsa dese ki en yakın arkadaşın kim? Hiç kimseyi ikil etmez Balamir der. İşte bu can acıtıcı bir şey. Bu dediğin işte bu dediğinde yani... Yani şöyle bir ilişkileri yok da artı bir. Yani bunlar işte iki tane oyuncu birbirlerine böyle bir ilıtlarda bir konserlerde görüp de selamlaşıp el sıkışan arada bir böyle denk gelen iki insan değil de bunlar 7-24 beraber olan aynı evde kalan. Tabii iki, bunlar iki, senin, aynı evde yaşadılar. Senin söylediklerin hepsi bir iddia tabii ki. Balamir'i ve tabii ki Wildan'a söz hakkımız var. Ne zaman istiyorlarsa bu arada yayın esnasında bağlanabilir. Sence bu aşk evliyken mi başladı yoksa sonra? Yani ilişki varken mi başladı? Evet. Yani. Ben çok net söylüyorum. İkisinden de gerçekten nefret ediyorum ama Arda varken başladığına inanmıyorum. Yani inandırmak istemiyorum kendime. Peki Cengiz çok teşekkür ama ediyoruz. Ama şöyle bir yanlışın olduğunu çok net biliyorum. Bunu da ben artık size bırakıyorum. Hani düşünceniz nasıl ben de merak tabii ediyorum. Şimdi şöyle düşünün. Biz çok yakın iki arkadaşız. Birbirimizin açıklığını biliyoruz. İki erkeğiz değil mi mesela? Evet. Hani, Balemir'in şunu yaptığını çok iyi biliyorum. Arda öldükten hemen sonra Arda'nın bütün açıklarını Wildan'a anlatıp Wildan'ı dolmuşa getirdiğini, Wildan'ı bu adamdan inanılmaz uzaklaştırdığını çok net bilen biriyim. Ha, bu da başka bir iddia yalnız. Ya hani... Şöyle düşünün, Arda bir kızla konuşuyorum, misal veriyorum. Ben gözümle görmediğim bir şey inanmıyorum. Seni aldattı gibi. Sana sadakatsizdi evet, aslında gibi. Seni aldatıyordu, şunu yapıyordu gibi. Wildan'a son derece yani... Hatta ya başka o kadar çok şey var. Ben ailesini bakın. Arda'nın ailesi çok bir kere zengin bir aile. Yani ama Arda yaşı gereği İstanbul'da yaşıyor. Arda'nın ailesi İzmir'de yaşıyor. Arda hiçbir şekilde ailesinden çok bir destek isteyen bir çocuk değil. Kendi yanında kavradan... Son cümlelerini de alalım Cengiz. Çok da sarktık. Tamam okey şunu söyleyeceğim. Piyasada şunu çok iyi biliyorsunuz. Eğer bir dizide çok hit boyunca değilseniz, bir bölüm başı 150 milyar para almıyorsanız eğer, daha alt bir rol değilseniz, evet, dizi olduğu sürece geçiminizi sağlarsınız. Fakat dizi bitti, dizi olmadığı sürece bazen ekonomik zorluklarla karşılaşırsınız. Aynen. Evet. Arda da bunları yeri gelir yaşardı. Ailesine yansıtmazdı ama yaşardı. Son bir şey sorabilir miyim? Çok kısa. Ben ailesine tefecileri gönderdiğini de biliyorum. Ama vaktiniz olsa bunları anlatacağım da gerek yok. Maalesef vakit de yok. Şimdi konu sarkıyor. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz. Bu konuyla alakalı tabii ki yankılar devam edecek. Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sorun sormak kaldı. İstediğim neydi biliyor musun? Söyle. Neden bunları ifşa etme gereği duydun? Acaba Wildan'dan bir hoşlantın var mıydı? Yoksa Balamir'e aha, bir kızgınlığın mı vardı aman, diye. Cengiz de evli şimdi sorma, öyle şey. Hayır. Yani neydi acaba? Hmm. Yani doğal olarak. Bence insani tepki de olabilir. Yani i̇nsani ben de olsam belki duramayabilirdim. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz.